Sor bakalım. Günümüzde terör olaylar oluyor ve bazı insanlar evlerinden oluyor. Terörü bitirmek için ne bir amaç yapmaya çalışıyorsunuz? Duydum. Günümüzde terör olaylar oluyor. Bir şeyden. Soruyu gerçi ben az önce zaten aldım ama sizler de duyuyorsunuz diye herhalde mikrofonu yavrumuza verdiler. Tabii şu anda biliyorsunuz bu teröristlerle ilgili mücadelemiz yoğun bir operasyon dizisiyle devam ediyor. Çünkü biz bu terörü, teröristleri milletimizin huzuru, refahı için sonuna kadar mücadele ederek devam ettireceğiz. Çünkü bizim şehidimizin kanı yerde kalamaz, kalmayacak. Onun için de bu mücadelenin devamı gerekiyor. Tabii özellikle şu anda Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere buralarda bildiğiniz gibi bir taraftan bu operasyonlar devam ederken diğer taraftan da biz oralarda şehitlerimize ve gazilerimize yönelik bildiğiniz gibi devletimizin aldığı bir dizi yardımlar paketi var. Bunların içerisinde konut edinmeden tutunuz. Şu anda bölgeye yönelik de oralarda yeniden konutların inşasına yönelik birçok bakanlıklarımızın yapmakta olduğu çalışmalar var. Gerek altyapı atık su kanallarından içme suyu kanallarına varıncaya kadar, şebekelerine varıncaya kadar, yağmur suyu kanallarına varıncaya kadar, doğalgaz, enerji şebekeleri bunlara varıncaya kadar bir taraftan bunlar yapılıyor. Bir diğer taraftan da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın planlamasıyla TOKİ eliyle orada yerel mimariye de uygun olarak konut yapımları şu anda başlayacak ve bu konutlarla birlikte de orada mağdur olan tüm ailelere konut inşallah verilmiş olacak. Bunları gerek Sayın Başbakanımız, gerekse ilgili bakanlar sürekli olarak zaten televizyonlarda, yazılı medyada açıkladılar, açıklıyorlar. Bütün bunların yanında tabii bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında biliyorsunuz ailelere bağlanan maaşlar vesaire bunlar var. Bütün bu mağduriyetleri gidermeye yönelik atılan adımlar var. Çünkü şehitlerimiz bize emanettir. Biz onları asla açıkta bırakamayız, ailelerini, çocuklarını. Hatta şehitlerimizin gerek asker gerek polis bu noktada bir şeyde yani denklerinin alabileceği terfiler neyse o terfileri de şehidimizin gıyabında almaya devam edecektir. Eğer albaylığa kadar çıkacaksa, ne bileyim yarbay, binbaşı buralara kadar çıkacaksa, buraya kadar yine çıkacaktır. Bu terfisini alacaktır. Tüm özlük haklarıyla beraber aynı şey polis için de geçerlidir. Onlarda da yine böyle bir terfi noktasında terfi alacaksa bu terfisini almaya yine devam edecektir. Yani hiçbirisinin kıdemi asla kaybolmayacak. Bunları almaya devam edeceklerdir. Ve çocuklarının okumalarına gelince o da yine aynı şekilde devam edecektir. Devlet bütün şehit ailelerinin çocuklarını da okutmayı taahhüt etmiştir. Bunları üniversite
sonuna kadar inşallah okutacaktır. Kaldı ki ben bu arada özel sektörün yapmak istediklerini onları kastetmiyorum. Birçok STK'larımız da burada ayrıca devreye girmek suretiyle onlar da birçok katkıları veriyorlar. Anlaştık mı? Adın neydi? Eyüpcan. Eyüpcan. Ha, Necipcan. Memleket? Çorum. Sen yiğidin harman olduğu yerdensin. Değil mi Necip? Evet. Mücadelemiz yoğun bir operasyon dizisiyle devam ediyor. Çünkü biz bu terörü, teröristleri milletimizin huzuru, refahı için sonuna kadar mücadele ederek devam ettireceğiz. Çünkü bizim şehidimizin kanı yerde kalamaz, kalmayacak. Onun için de bu mücadelenin devamı gerekiyor. Tabii özellikle şu anda Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere buralarda bildiğiniz gibi bir taraftan bu operasyonlar devam ederken diğer taraftan da biz oralarda şehitlerimize ve gazilerimize yönelik bildiğiniz gibi devletimizin aldığı bir dizi yardımlar paketi var. Bunların içerisinde konut edinmeden tutunuz. Şu anda bölgeye yönelik de oralarda yeniden konutların inşasına yönelik birçok bakanlıklarımızın yapmakta olduğu çalışmalar var. Gerek altyapı atık su kanallarından içme suyu kanallarına varıncaya kadar, şebekelerine varıncaya kadar, yağmur suyu kanallarına varıncaya kadar, doğalgaz, enerji şebekeleri bunlara varıncaya kadar bir taraftan bunlar yapılıyor. Bir diğer taraftan da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın planlamasıyla TOKİ eliyle orada yerel mimariye de uygun olarak konut yapımları şu anda başlayacak ve bu konutlarla birlikte de orada mağdur olan tüm ailelere konut inşallah verilmiş olacak. Bunları gerek Sayın Başbakanımız, gerekse ilgili bakanlar sürekli olarak zaten televizyonlarda, yazılı medyada açıkladılar, açıklıyorlar. Bütün bunların yanında tabii bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında biliyorsunuz ailelere bağlanan maaşlar vesaire bunlar var. Bütün bu mağduriyetleri gidermeye yönelik atılan adımlar var. Çünkü şehitlerimiz bize emanettir. Biz onları asla açıkta bırakamayız, ailelerini, çocuklarını. Hatta şehitlerimizin gerek asker gerek polis bu noktada bir şeyde yani denklerinin alabileceği terfiler neyse o terfileri de şehidimizin gıyabında sor bakalım. Günümüzde terör olayları oluyor ve bazı insanlar evlerinde oluyor. Terörü bitirmek için ne diyeyim ama yapmaya çalışıyorum. Günümüzde terör olayları oluyor. Bir şey. Soruyu gerçi ben az önce zaten aldım ama sizler de duyasınız diye herhalde mikrofonu yavrumuza verdiler. Tabii şu anda biliyorsunuz bu teröristlerle ilgili almaya devam edecektir.
eğer albaylığa kadar çıkacaksa, ne bileyim yarbay, binbaşı buralara kadar çıkacaksa, buraya kadar yine çıkacaktır. Bu terfisini alacaktır tüm özlük haklarıyla beraber. Aynı şey polis içinde geçerlidir. Onlarda da yine böyle bir terfi noktasında terfi alacaksa, bu terfisini almaya yine devam edecektir. Yani hiçbirisinin kıdemi asla kaybolmayacak. Bunları almaya devam edeceklerdir. Ve çocuklarının okumalarına gelince o da yine aynı şekilde devam edecektir. Devlet bütün şehit ailelerinin çocuklarını da okutmayı taahhüt etmiştir. Bunları üniversite sonuna kadar inşallah okutacaktır. Kaldı ki ben bu arada özel sektörün yapmak istediklerini onları kastetmiyorum. Birçok STK'larımız da burada ayrıca